Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mountain Blade Warband'a hoş geldiniz. Ne yazık ki bir önceki ikinci bir kanalım vardı hatırlıyorsanız. Mountain Blade Warband'ın önceki videoları o kanaldaydı ve o kanaldan böyle bir temizlik yapınca eski Skyrim ve Mountain Blade videoları da gitti. Bu benim istediğim bir şey değildi. Unuttuğum bir şeydi, hesaba katmamıştım. O yüzden için özür dilerim ama yeniden başlıyoruz o yüzden Mountain Blade Warband'a. O yüzden hemen başlayalım. Tolgar adlı bir karakterimiz olacak önce. Merhaba yabancı, Mountain Blade Warband'a hoş geldin falan filan diye karakter yaratma ekranına. Erkeğim, Tolgar erkek daha doğrusu, ben değilim. Ben Tolgar'ı sadece yönlendireceğim. Roleplay yapmayacağım. Roleplay'i istersek daha sonra baştan yapabiliriz bence. Hani baştan oynanılacak bir oyun, o açıdan söylüyorum. Şimdi uzak bir yerde doğmuştun. Baban kimdi? Tolgar'ın babası bir... Ne olsun, Bozkır göçebesi olsun. Sen kuru topraklardaki büyük kamplarda yaşayan bir gezi, evet evet falan filan. Köydeki diğerleri gibi. Dünyayı öğrenmeye neredeyse konuşup yürüyebildiğin yaşlar, hayatının başlarında ben bir ne olayım? Bozkır çocuğu, yani Bozkır'da koşup durduysak Bozkır çocuğuyuzdur o zaman. Çocukluktan çıkan bir oğlan olarak kendi adına geniş Bozkırlarda gezip çölün ve otun yollarını öğrendim falan filan diye. Bunları okuyabiliyoruz zaten. Daha sonra gençlik döneminde ben seyyar satıcı olayım abi. Böyle geze geze satayım böyle bir şeyler. Zaten ticaret işine de gireceğiz. O yüzden seyyar satıcılık gayet güzel geliyor. Ondan sonra falan filan diye şey oluyor. Gene okuyorum. En cimri ihtiyarlardan. Tamam. Beni bu karara iten tamamen para ve güç hırsıydı. Tamamen para ve güç hırsı üzerinden gideceğiz biz bu oyunda. Biz Kalratya'nın tepesine çıkacağız Tolgar olarak. Tolgar Kalratya'nın tepesinde olacak. Kaydetmeden çıkmak yok abi. Tamam. Bakınız. Şimdi güç, çeviklik ve karizma şey yapılabilecek şeyler. Ben o yüzden zekayı belli bir seviyeye getirip şey yapmak istiyorum diyecektim ama pek bir şey yaramayacak sanırım. Neyse, zeka 11'de kalsın şu an. Ya dur ya, çok şey oldu. Ulan çok şey bunlar be. Gücü de ne yapsak ya? Şöyle yapalım o zaman, bari dengeli olsun. Şimdi roleplay yapmayacağım bu seride dediğim gibi. O yüzden Tolgar kendi kafasına göre şey yapacağız. Tolgar. Şimdi Tolgar tamamen para ve güç hırsında, o zaman dur, para ve güç hırsında koşacaksa şöyle yapalım ki hem zeki olsun hem de karizmatik olsun. Şimdi liderlik önemli. Ticaret de önemli. Onun dışında şimdi şuradan nelere bakıyorum. Şurada bakıyorum neler yapabiliriz diye. Biraz böyle sağlam kalsın en azından, şey olmasın. Germeyi de yükseltelim. Bozkır'da yetiştik sonuçta. Güçlü darbeyi de yükseltelim. Zaten bir şeyimiz kalmadı artık. Okçuluk gayet güzel. Onun dışında tek elli silahları da şey yapalım. Kalkan da kullanacağız bu arada. Butonlarla ve ayar çubuk. Ha tamam. Şimdi neler yapabiliriz? Cilt, 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 cilt. Tolgar nasıl birisi olsun? Tolgar böyle olsun. Peki bunu saç rengini iyice siyah yapabiliyoruz. Güzel, güzel. Sakal. Böyle benimki gibi bir sakal olsun onda. Haradan nerede bu? Yani benim değil ama evet. Ha tamam. Böyle bir şey. Yani benimki tam öyle değil ama evet, böyle bir şey olabilir. Saç bence gayet uygun. Bana benzesin yani biraz ama şey olacağı fark etmem mesela. Cilti falan biraz değiştirdiğimiz zaman iyice tipi kalıyor. Böyle daha iyi. Şimdi yüz genişliği. Ha biraz geniş olsun da çok da şey olmasın be. Çok şey. Yüz derinliği şöyle çevir biraz. Şuradan bakalım. Hafif şey şöyle kalsın. Şakak genişliği. Yok çok değil. Kaş şekli. Ya biraz böyle çatık kaşı olsun ya. Çok da şey olmasın yani. Kaş derinliği. Ha ileri geri meselesi bu. Bakalım neler yapabiliriz. Çok da ileri gitmesin. Biraz ileri gitsin ama kaş yüksekliği. Konum derken konum ne? Ha. Oğlum mesela bazı şeyler yapıyorlar ama sürekli aynı şey oluyor mesela. Sanki aynı ayarları yapıyormuşum gibi ya. Göz kapakları. Aç göz kapağını aç. Ya da biraz kısık kalsın ya. Dur bu adam şey şimdi. Bozkır'dan geldi. Böyle çekik gözü falan olması lazım. Kafanı da sürekli oynatmasan adam akıllı göreceğim ama. Göz derinliği. Bakalım ne kadar şey olur. Hafif böyle dışarı doğru olursa güzel olacak gibi. Göz şekli. Hafif şöyle güzel olacak bence değil mi?
Aynen. Gözler arası uzaklık. Biraz ayrılabilir. Çok değil ama. Göz genişliği. Güzel. Gözler biraz daha büyük olsun. Elmacık kemiği. Çık çık elmacık kemiğini çıkar. Yukarı aşağı değil mi? Evet, çıksın biraz. Çok dandik olmalı değil mi? Yok güzel. Çok da bana benzemesin yani. Anladınız mı böyle? Arada bir şey işte. Burun köprüsü biraz şeye kalsın. Burun biçimi. Tamam. Oğlum bunun karakteri yaratmakları çok güzel ya. Bu ne be? Burun boyutu. Ne? Şu mu değişiyor? Ne değişiyor? Aynen bu değişiyormuş. Çok da şey olmasın bu aynen. Burun genişliğini biraz azaltalım. Böyle çok büyük burunları sevmiyorum ben. Okey. Yanaklar. Yanak doldur doldur. Yanakları doldur. Oho. Çok fazla doldurduk sanki. Şöyle iyi. Biraz da böyle şirin olsun. Hani böyle yanağından böyle tuttun mu bırakmayacaksın gibisinden bir şey olsun. Ağız genişliği. Yok. Ağzı böyle fazla şey olmasın. Böyle fazla konuşan bir karakter olmayacak bu. Kılıcı konuşacak. Ağzı konuşmayacak. Ağız burun mesafesi. Yani böyle iyidir bence. Çene kemiği. Çene. Oo. Kardeş senin ağız açık mı kaldı? Bana mı öyle geliyor ya? Çok ilginç. Bu ne be? Bana bunu önüne bakmamız lazım. Dur dur. Bunu şey yapmıştık. Tamam. Ha. Birazcık şurada olsun ya. Çok şey olmasın yani. Bu standart bir tip olmasına ne olursa olsun. Ya abi bir hareket etmesene gözünü seveyim. Öne gidiyorsun aşağı arkaya gidiyorsun. Burada bir noktadan sonra fark ettin ya. Artık kendime benzetmeye çalışmıyorum yani. Başka bir şeye kayıyor karakter. Çene şekli derken ne tam olarak? Şey mi genişliği mi? Ha biraz şey olsun ya çene hafif böyle büyük olsun. Şey olsun yani böyle 1950'lerde yaratılan süper kahramanlar oluyor. Böyle şu kadar çenesi olur adamın. Çene boyu. Yok o kadar da değil böyle hafif gene şey olsun da. Tamam bence böyle iyidir. Hadi. Ben nereye? Ben Sıvacı'ya gideyim o zaman. Ya bunların hepsini biliyor zaten. Klasik şeyler. Abi neden arbalet ya? Abi neden arbalet ya? Arbalete neden bu kadar takıntılıyız ya? Neyse gelsin bakalım eleman. Yes. Dur salat manevraları. Tek ben varım zaten şu anda. Merhabalar efendim. Lan bunu neden masa üstü sesi almıyor? Aa oyun sessiz de lan. Neden oğlum sesi almıyorsun sen? Lan. Abi. Şş, OBS. Abi oyun sesini. Aa oyun sesini almıyor ya. Olaya bak. Ulan. Nasıl yapacağız biz bunu ya? Ya Undertale'da da çok oluyor. Kafayı yiyeceğim ya. O zaman böyle kısa bir video olsun. Bu arada bugün 19.00'da yayın var. On şeyden 7'den 9'a kadar yayın yapacağız. Onu da böyle duyur yapmış olayım da. Abi ya. Neyse. Şu kısım var. Hadi. Müthiş. Oyun çöktü. Müthiş. Müthiş. Tamam. Benim kafa bu kadar. Zaten yayın var. Şey yapacaksanız yayına gelirsiniz. Yayında artık çözünürlüğü ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden gelin yayına izleyin. Video yayınlandıktan böyle 1 saat sonra falan 2 saat sonra yayına da giriş yapmış olurum. Hepinizi öpüyorum. Videodan zevk aldıysanız diyeceğim ama 8 dakikalık böyle hatalı sessiz bir video oldu. Nasıl zevk aldınız onu da ben de anlayamadım. Böyle enerjinizi iyice çekeyim. Böyle hayattan soğutayım sizi. Yani evet, videonun zevk aldıysa ya geç o kısmı geçeceğiz bir kere. İçime sinmiyor o kısmı geçeceğiz. Bugün yayına gelin ama yayına gelmezseniz ben sizin evinize gelirim falan diye böyle hemen korkutayım. Korktunuz mu? Açık açık söyleyin korktunuz mu? Neyse. Çok çok saçmalama moduna girmeyeyim ama saçmalardan seçmeler moduna girmeden bu videoyu artık bitireyim. Uzatıyorum çünkü videoyu neden bilmiyorum ama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu akşam yayında da görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Yayında her çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Deyip iyice reklam yapıyoruz. Bay bay. El geç geldi. O zaman baştan yapıyoruz. Bay bay.